Arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Lütfen rahatsız olmayın. Kravat takarsan daha güzel olacak. Düzelteceğim, düzelteceğim. Sultanım önden buyur lütfen. Bekir. Merhabalar. Efendim merhabalar, saygılar, hürmetler. Hayırlı iş günleri dilerim. Kusura bakmayın geciktik. Malum özel bir gün. Hazırlık falan uzun sürüyor tabii. Bulut nasıl? İyi iyi. Keyfi yerinde. Siz bu yönetim kurulu toplantılarında neler yapıyorsunuz ya? Bir anlatın. Şu andaki durumun tadını çıkar Hakan. Çünkü bundan daha fazlasını yaşayamayacaksın bu şirkette. Enginlere sığmam taşarım diyorsun. Aşk olsun Engin. Biz artık aynı taraftayız ya. Birbirimizi üzmeye gerek var mı? Bizim amacımız şirketimizi bulunduğu yerden yukarılara kaldırmak olmalı. Öyle değil mi ortak? Bulut'un vesayeti sayesinde buraya kadar gelmeyi başardınız. %48 hisseniz var. Benim, Deniz'in, Engin'in ise %52. Tablo bu. Şimdi bu tabloya göre hareket edip gündemin üzerinden geçelim. İkbal Hanım, gündemimizde ne var? Feris Bey, rutinimizde alınması gereken 5 tane kararımız var. Detaylar önünüzdeki dosyalarda mevcut zaten. Hisse kontrolleri vesaireyle ilgili işlemleri bırakalım avukat arkadaşlar yapsın. Hepimiz malum yoğunuz, işimiz var. Hızlı hızlı şu maddenin üzerinden geçip karara bağlayalım, dağılalım. Okey. İlk madde. Dosya herkesin önünde var. Dün gönderildi zaten herkese, okudunuz biliyorsunuz. Hemen oylamaya geçelim. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. Not alalım İkbal Hanım. İkinci maddeye bakalım. İkinci maddeyi dün Demet Hanım'ın avukatları bize eklettiler Ferit Bey. Bu personel alımıyla ilgili bir madde. Tamam, oylayalım hemen. Kabul etmeyenler? Kabul edilmemiştir. Sıradaki maddeye geçelim. Bir sonraki maddede marina inşaatı ile ilgili. Bu detaylarla ilgili küçük pürüzler çıkmış. Yani inşaatta öyle halledilmeyecek şeyler değil ama gidip bizim bir toplantı yapmamız gerekiyor. Bu Hakan'la aynı havayı solumak berbat bir şey ya. Daha ilk günden basmaya başladı bana ofis. Ya bir de şirketi yukarılara taşıyalım falan demiyor mu? Ya sanki umurunda herifin tek derdi cebine gireceği. Tamam Engin, hepimiz farkındayız bunu zaten, otur. Yalnız senin de toplantıdaki tavrın acayip etkiledi beni yani. Sakinlikte zirve yaptın. Ben de en az sizin kadar gerginim. Hakan'ı bu şirkette yönetimde görmek beni de çok rahatsız ediyor. Ama sakin kalmaya mecburum. Doğru zamanı bekleyip Hakan'ın işini bir seferde bitireceğim. Bir planın var yani? Birden çok planım var. Babamın da dediği gibi, iş hayatında her zaman birden fazla planın olmalı. Benim babam da derdi öyle şeyler. Bizimkiler çok daha zorlarını atlattı. Biz halledeceğiz bunu. Üstesinden geleceğiz. Hadi ben kaçtım. İyi, bu mekan seni bayağı meşgul ediyor. Evet, sevdim. Müzik bizim işimiz. Tam da bana göre. İşiniz müzik ama orası bir işletme. Yani işin başka taraflarını da düşünmek lazım. Muhasebe kimde? Doğru düzgün birine verdin değil mi? Evet. Güvenilir biri bakıyor. Elemanlar da çok önemli. Sigortası kimse kalmasın. Mutfağa da standartlara göre bir çeki düzen ver. Sıkıntı olur sonra. Tamam. Ben çocuk değilim. Uyardım sadece. Eyvallah. Hadi ben kaçtım. İlgilenmem gereken bir işletme var. Hadi eyvallah. Akşam tiyatroya gidiyorsunuz. Kimle? Nazlı'yla. Arayıp davet edersin. Küçük bir oda tiyatrosu. Vallahi çok methettiler. Süresi de kısaymış. Oradan çıkışta da bir yerde oturup konuşursunuz işte. Engin, sen bu biletleri başka birisine ver. Ben Nazlı'nın geleceğini zannetmiyorum. Bir de akşam zaten dinlenmek istiyorum evde. Nereden biliyorsun ya? Ara kızı bir sor. Belki gelecek. Bak bende de 2 tane var. Ben de Fatoş'u davet edeceğim. Artık aramızdaki gerginliği bitirme kararı aldım. Hem Nazlı arkadaş olursa daha da rahat eder. Biz de çıkışta bir bahane bulur, kaçarız. Ara mutlaka, tamam mı? Bekliyorum bak. Haber ver.
Efendim Ferit Bey. Nazlı merhaba, ne yapıyorsun? İyiyim, domateslerin biberlerin arasında geziyorum. Markette misin? Yok, tarlaya geldik biz meyve sebze toplamaya. Kalabalıksınız galiba. Deniz var, ya zaten birlikte geldik. Onun mutfağı için alışveriş yapıyoruz. Bir de arkadaşlarım var üniversitede. Bir şey mi söyleyecektiniz? Ya ben akşam için bir şey isteyecektim ama sen çıkmışsın evden. Önemli değil, kusura bakma, rahatsız ettim. Önemli değil. İyi günler. Ferit Bey merhaba. Bugün sizin dışarıda toplantınız var mıydı? Hayır yok. Tamam. Arabayı servise vereceğim de emin olmak istedim. Tarık. Efendim. Bu akşam bir tiyatro oyunu var. Ben gidemiyorum da belki sen gitmek istersin bir arkadaşınla. Bir arkadaşım valla yani aslında çok iyi olur eğer gitmiyorsanız. İyi eğlenceler Tarık. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bey hiçbir sebep yokken gündüz vakti mekanımızı şereflendirmiş, bir kahvemizi içmeye gelmiş. Geçiyordu, uğradı. Gündüz uğrarsam Deniz'i de işinin başında görmüş olurum, biraz konuşuruz diye düşünmüştüm. Nerede Deniz? Vallahi sabah Nazlı'yla çıkıp gittiler. Hala da gelmedi, bilmiyorum nerede. Ha, iyi insan. Selam millet. Hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyilik. Senden ne haber asıl? Geçiyordum bir uğrayayım dedim. İyiyim ya. Çok iyiyim. Nazlı müthiş bir menü hazırlamış. Enfeste bir tedarikçi bulmuş. Her şey organik. Pardon, doğal. Bir tarlaları var. Oraya gittik. Harika bir yer. Müthiş de bir ziyafet çektiler bize. Görmeliyim. Afiyet olsun. Sağ ol. Bir gün mutlaka beraber gitmeliyiz. Gideriz, gideriz. Nazlı yok mu? O eve gitti. Bir sürü de domates aldı kendine. Nevalesiyle birlikte bıraktım onu. O kadar hızlı çıktınız ki kız flörünü unutmuş. Çıkmadan da Fatoş'a veremedim. Yeni gördüm. Dursun burada, ben veririm ona. Aslında Ferit sen zaten eve gideceksin. Her gün Nazlı yemek yapmaya da geliyor. Sen bir yere koy, o alır. Tamam, götürürüm ben. Bana bak Asuman, kapat yerini, gelip parça parça doğrarım seni. İşimiz bitmedi daha. Ferit Bey, sizin de işiniz var burada. Düşündüğüm şeyi yapmış olamazsın değil mi Nazlı? Bakın ben gerçekten o geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Nazlı ben şu andan bahsediyorum. Şu andan mı? Asuman iyi mi Nazlı? Ferit Bey gelmiş. Hoş gelmiş. Ben o zaman ikinizi baş başa bırakayım. Çıkayım ben dışarı. Asuman senin ayağın ne çabuk iyileşti ya. Asuman bana yardım edecekti. İşte böyle ablam şey olmuş. Domates doğramaktan kafası patates olmuş onun. Ben gelecektim yani canım Gamze'nin yanına. Gitme Asuman. Görüşürüz bebeğim. Hoşçakalın Ferit Bey. Sizin ne işiniz var burada? Böyle kapıda mı konuşacağız Nazlı? Gerçekten benim bugün çok işim var. Domates almıştım. Kışlık yapacağım onlardan da. Robot da bozulunca hep elimle. Korkma, uyuyup kalmam. Yok yani ondan değil. İçeri geçebilir miyim? Olan olur tabii artık. Yalnız bir saniye. Sizin evin kadar olması da bizim evinde kuralları var. Terlik var mı? Siz baya baya oturmaya geldiniz anlaşılan. Nazlı şu elindeki bıçağı bırakıp yanıma gelebilir misin? Biraz konuşalım. Gelemem. Çünkü çok fazla domatesim var benim. O iş beklemez. Artık siz bekleyeceksiniz ama ne kadar sürer bilemem. Kırk yıl düşünsem birlikte domates konservesi yapacağımız aklıma gelmezdi. Hayat sürprizlerle dolu.
beklemediğin anda beklemediğin şeyler olabiliyor. Mesela dün gece. Likopen. Yani domatesin içinde bir madde var likopen diye. Öyle bakmayın yani likopen çok güçlü bir antioksidan. Biz işte domatesi kaynattıkça o içindeki likopen miktarı artıyor. Bu da bizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Konumuzla ne alakası var şimdi? Bilmem, öyle aklıma gelince ben paylaşayım dedim. Faydalı bir bilgi sonuçta. Hem bilim adamları her gün bir yeni bilgi öğrenmenin hafızaya çok iyi geldiğini söylüyorlar. Senin ihtiyacın var, hafızan zayıf. Baksana dün gece ne olduğunu hatırlamıyorsun bile. Aman Ferit Bey, ben dün gece ne yediğimi hatırlamıyorum. Evet, ben gidip kapak getireyim ben. Kapak bitti. B12 almalısın. B12 mi? Unutkanlığa iyi gelir. Ben niye hatırlamadım buldum ya. Ben yemek yemedim ya ondan. Ben de akşam yemeği yemedim. Tamam, çok güzel. Biz bunları doldurduktan sonra dışarı çıkalım o zaman. Ama böyle kalabalık, çok insanlı, bol gürültülü bir yere gidelim. İki insan görmüş oluruz. İçim dışım domates oldu. Bence evde kalın. Neden? Çünkü sen herkesten çok daha iyi yemek yapıyorsun. Biraz da sohbet etmiş oluruz. Çok da işimiz var bol domates. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Domateslerdendir. Tazeler ya, bugün denizde topladık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hay, biz de bugün bir yorulduk, bir yorulduk. Yani tabii güzel vakit geçirdik de çalıştık aynı zamanda, o yüzden yorulduk. Saat geç oldu değil mi? Şimdi yatsam var ya, of! Ne uyurum, ne uyurum. Sen zaten kolay uykuya dalıyorsun. Geçen gece omuzumda uyuyakaldın ya. Omuz derken? İstediğin bu mu Nazlı, unutmak? Ben bitki çayı yapayım mı bize? Papatya falan. Yap ama uykumuzu getirmesin papatya çayı. Kahve yapayım o zaman. İyi mi öyle? Efendim? Yani şey diyorum, rahat mı? Yerleşebildiniz mi? Evet evet, rahat. Küçük, sevimli ve biraz renkli. O sizin evin renksizliğindendir. Sen gelince renkleniyor mu? Çok mu sıcak oldu, biz balkona mı çıksak? Nazlı. Sana karşı dürüst olacağım. Senin de bana karşı hep dürüst olduğunu biliyorum. Sizi dinliyorum. Hah, kapı. Asuman geldi. Kardeşim. Kardeşim. Asumancığım, annem Miki doğurmuş seni. Ay. Abla, bir saat önce elinde bıçakla kovalıyordun beni. Ne değişti şimdi? Kes sesini, yürü. Aa, Ferit Bey. Merhaba, hala buradasınız siz. Şimdi gidiyorum. Aa, yok canım, oturun siz. Ben geldim diye niye gidiyorsunuz? Ben içeride takılırım, konuşun siz. Asuman. Yani Ferit Bey yarın erken kalkacak, işe falan gidecek. Karışma ablacığım sen. Evet, artık geç oldu. Hem sabah önemli bir toplantım var. Hmm. Tamam, o zaman yarın şirkette görüşürüz. Ben artık gideyim. Buyurun. B12 almayı unutma. Ha, olur olur, unutmam. İyi geceler. İyi geceler. Ay kız, anlat hemen ne oldu? Ben yokken neler oldu? Vallahi hiç atlarım, söyle. Asma sor şöyle, bir tane çarparım görürsün gününü. Bu geceyi unutuyorsun ve benimle bir daha asla bu konuyla ilgili konuşmuyorsun. Aa, ayarsız ya. Bir seviyor, bir bağırıyor. Ruh hastası. Günaydın, elinize sağlık. İyi günler. İyi günler. Ferit Bey, çıktı mı? Çıkmadım. Sabah toplantınız yok muydu sizin? İptal ettim.
Neden? Neden? Çünkü beraber bir yere gideceğiz. Aa, ben hiçbir yere gelemem çünkü benim çok işim var. Oo, eti marine edeceğim, hamur hazırlayacağım. Mümkün değil çıkamam. Bugün yemek yapmanı istemiyorum Naz. Nasıl yani? Şef Hazar Amani aradı. Yeni bir restoran açılmış, oraya davet etti. Tam senin ilgi alanına hitap edecek bir konsept olduğunu söyledi. Sahi mi, neymiş? Önemli değil, gelemem, çok işim var. İtiraz kabul etmiyorum, gidiyoruz hadi. Deniz arıyor. Efendim Deniz? Bitirdin mi işlerini? Domates konserveleri, salçalar falan? Bitirdim, bitirdim. Hazır. Bana da versene birkaç tane kavanoz. Kendime menemen falan yaparım. Veririm tabii bak. Hatta ben Ferit Bey'in evindeyim. Buraya fazla fazla getirmiştim. Gel al. Yok ya, o kadar acelesi yok. Bir ara uğrayıp alırım. Yok yok. Yakınlardaysan gel mutlaka. Bu kadar ısrara alışık değilim yalnız, biliyorsun. Deniz'ciğim, bugün işini yerine bırakmamak lazım. Hatta bak Ferit Bey de yanımda, çok ısrar ediyor. Mutlaka gelsin diyor. Peki. Birazdan oradayım o zaman. Görüşürüz. Deniz geliyor, domates konservesi alacak. Bunlar dün bizim topladığımız domatesler mi? Çok lezzetli görünüyorlar ya, denemek lazım. Biz denedik, çok lezzetli olmuş gerçekten. Aa, ne yaptınız? Makarna. Nazlı'ya konserve yapımında yardım etmem karşılığında domatesli makarna yemeği hak ettim. Ferit Bey dün akşam biz uğradı da sağ olsun domates konservesi yaparken bana yardım etti. Ferit Bey'le domates konservesini aynı cümlenin içinde duyunca böyle bir kulaklarım kaşındı. Önce ben de yadırgadım ama sonra alıştım. Ya ben hatırladım da benim şeye gitmem lazım. Niye? Şey işte canım, bilirsiniz. Semt pazarına. Neden? Turşuluk salatalık alayım diyorum. Turşu falan kurarım. Şimdi son zamanları. Eğer yetişemezsem biter, bir daha bulamam. Çok üzülürüm sonra. İyi, ben de bırakayım seni o zaman. Olur. Zaten Ferit Bey bugün evde yemek yemeyecekmiş. Biz çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler Ferit Bey. Alıyorum. Al. Engin, finansmandan gelen dosyayı gördün mü? Bir toplantı yapıp üzerinden geçelim diyorum. Birkaç hata var. Abi sen boş ver şimdi dosyayı. Benim sana verdiğim biletleri niye Tarık'a verdin? Boşa gitmesin diye. Neden, ne oldu ki? Fatoş'la geldi abicim. Bu oldu. Fatoş'la sen gitmeyecek miydin? Ya gidecektim de istemedi işte benimle tiyatroya gelmeyi. Kızgın hala bana. Sen Nazlı'ya verecektin biletleri. Yoksa o da seni mi reddetti? Yo, söylemedim. Fırsat olmadı. Yani bu aralar çok yoğun. Belirsizlik sürüyor yani. Artarak sürüyor diyelim. Hiç bilmediğim bir dilde konuşmaya çalışıyor gibi. Allah Allah. Merhaba, herkes beni bir dinleyebilir mi? Çok önemli şeyler anlatacağım hepinize. Yani konuşamayanlara sesi olacağım bu gece sizler için. Sevenlerin, sevilenlerin, sevildiğinin farkında bile olmayanların sesi olacağım. Her şeyi açık açık konuşacağız. Gizlimiz, saklımız kalmayacak.